Az TV ekranlarından Sağlık Hattı programından merhaba sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konuğu uzman psikolog Sayın Kaan Yavuz. Kendisiyle bugün halk arasında da çok sık rastlanan aslında bütün sosyal hayatımızı oldukça etkileyen panik atak, panik bozukluk üzerine konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz eğer 224 alan kodu ile 261 1188 261 1199 numaralı telefon hattını arayabilir. Ayrıca saglikhatti@astv.com.tr adresine de mesaj olarak sorularınızı gönderebilirsiniz. Evet Kaan Bey, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim bu nazik davetiniz için öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir enerjiniz var. İnşallah çok güzel bir program çıkaracağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ümit ediyorum, öyle olur. Şimdi Kaan Bey, konumuz panik atak, panik bozukluk ama öncelikle biz bunların sizden tanımını rica ediyoruz. Hı. Panik atak nedir? Panik bozukluk nedir? Arasındaki farklar nelerdir? Çok güzel. Bu zaten aslında bizim alanımızda en önemli şey biraz kavramları belirginleştirmek. Çünkü bu kavramlar aslında çoğu zaman iç içe giren kavramlardır. Kimi zaman ayırt edemeyiz de, aynı zamanda soyut kavramlardır çünkü. Panikten başlayalım. Biraz evet, daha lütfen. Kelimeleri azaltarak gidelim. Ben kavramlara inmeyi çok severim. Etimolojik kökenlerine inmeyi çok severim kelimelerin. Panik, pan kelime kökeninden gelir. Pan da eski Yunan'da bir tanrıdır. Çoban tanrısıdır. Çobanların tanrısı olarak geçer. Ve bu yarı keçi, yarı insan olarak tasvir edilir. Biraz korkunç bir karakter olarak tasvir edilir bu. Kimi kaynaklarda da, onu nereye bağlayacağım göreceğiz şimdi. Kimi kaynaklarda da çok sevimli, elinde flüt olan bir karakter olarak. Evet, genelde bildiğimizde bu ikinci karakter aslında değil evet, mi? Evet, tasvir edilir. Ama Pan'ın şu özelliği var. Zaten orada bizimle panik kavramının çıkmasıyla mantıklı oluyor. Pan'ın sadece hayattaki amacı insanları korkutmak. Yani Pan buradan besleniyor. Duygusal olarak buradan besleniyor. Ha şuna da dikkat edelim. İnsanlara zarar vermiyor. İnsanları korkutmak tek amacı. Onların karşılarına birden çıkıp çığlık atan falan bir karakterden bahsediliyor. Ve panik kavramı da aslında işte bu. Panik oluruz. Biri birden karşımıza çıkarsa biz panik oluruz. Örneğin biz burada bir canlı yayın yapıyoruz şu an. Canlı yayın öncesi evet sayıyoruz son 10. 9, 8, ne yapıyoruz? Panik olmaya başlıyoruz. Nabız yavaş yavaş yükseliyor aslında. Nabız yavaş yavaş yükseliyor. Jenerik girdi. Girdi, hadi bakalım az kaldı. Girdik, dikkatli olmamız derin lazım. Derin bir nefes alıyoruz. Derin nefes alıyoruz. Ama bunları almıyorsak eğer veya nasıl yöneteceğimizi bilmiyorsak biraz onlara değineceğiz işte. Panik oluyoruz ve panik olmalıyız. Bu arada bu yöntemleri bilirsek de panik olmayacağız diye bir şey yok. Panik, insanın korku, panik, kaygı çok temel yaşaması gereken duygulardır. Olmazsa olmaz değil mi? Kesinlikle olmazsa olmaz. Bunların olması hatta kimi zaman başarıya götürür. Ben şöyle bir örnek vereyim. Şimdi sınav kaygısıyla ilgili de biz çalışmalar yapıyoruz. Bazen öğrenciler geliyorlar. Sınavda tabii ayılmalar, bayılmalar biliyorsunuz bu dereceye kadar. Ya, varan evet. Öğrenciler var üzerlerinde çok fazla baskı olduğu için. Şimdi bizim orada amacımız, ailenin amacı bu çocuğun kaygısı bitsin. Bakın kelimeler bizde çok önemli. Kaygının bitmesi akılcı değil, rasyonel değil. İnsana uygun bir şey değil. Paniğin bitmesi insana uygun bir şey değil. Ne yapacağız? Ne olur panik biterse? Panik biterse duygulanım bozukluğudur o. Onu da başka psikiyatrik rahatsızlık olarak incelemek durumundayız. Çünkü duygulanmıyordur kişi. Ayrıca paniğin bitmesi ihtimali yoktur normal şartlar içerisinde. Ve bu bizi insan yapar. İşte az önce de biraz bahsettik ya, hatalarımız bizi insan yapar. Şu an yayında saçımın bir tarafının kalkmış olması bizim toplumda çok komik karşılanabilir. İşte bunun videoları çekilir, internete düşer. Bakar mısınız psikoloğa saçı kalkıp psikolog mu olur? Yayına çıkmış dikkat etmiyor der. Aa, eyvah eyvah bir der. Anda. Evet der ama aslında medyada, aslında evet. Ama bundan işte kaygılanmamalıyız. Neden? Aslında çünkü bu saç belki de dik bir saç ve bu saç yer yer kalkıyor. Belki stres olduğunda belki buradaki rüzgarı dışarıdaki bilmez ve bu saç kalkıyor. Önemli olan hatalarımızla insanız. Bunu verdiğim konferanslarda, eğitimlerde, çıktığım canlı yayınlarda, çektiğim videolarda bazı internet siteleri için muhakkak vurguluyorum. Çünkü bizi insan yapan şeyler hatalarımız. Ya aslında ne kadar doluyuz ve bunları ara sıra gelip işte dediğimiz gibi işte saçımız kalktı, kaşımız bozuldu gibi ufak tefek şeyler belki bunun değerini bilmeyen kişiler tarafından farklı algılanabiliyor. Ama aslında önemli diyoruz değil mi? Bunlar kesinlikle, önemli. Kesinlikle. Biz bunlarla belki demin dediğiniz gibi ondan başka bir şey çıkacak. Hı hı, evet aynen öyle. Belki onu daha iyi değerlendirme imkanınız olacak. Hı hı. O sizin için artı haline dönüşebilir. Kesinlikle. Bunu yaptığımız zaman da
O zaman işte herhalde insan olmanın daha çok tadına mı varıyoruz? Kesinlikle, çok doğru söylediniz. Şimdi benim bazen seans odamda, seans sırasında, tabii seans çok özel bir şey. Kapımızın kapalı olduğu ve danışanımıza 45 dakika ile 1 saat arasında vakit ayırdığımız bir alan. Biz dışarıda sesin olmasını bile istemeyiz ki dikkatli bir terapötik, sağlıklı bir terapötik ilişki de kurulsun orada diye. Ama bazen seans odasında sinek olabilir. Ve bu sinek çıkmayabilir ve orada ayağa kalkıp kapıyı açıp sineği de kovalamayabiliriz. Ama bununla yaşamayı öğrenebiliriz o an için. İşte bu zaten aslında bütün anlatacaklarımızın temelinde bu yatacak. Şöyle bir şey diyebiliriz. Kriz anında nasıl hareket edeceğimizi bilirsek eğer, aynen yani öyle. Panik olabilir, evet, ama kriz anında nasıl hareket edeceğimizi bilirsek, nasıl davranacağımızı bilirsek, olaydan daha sağlıklı çıkma şansımız daha yüksek. Kesinlikle, ve bunların bizi insan yaptığını bileceğiz. Şimdi mesela şöyle algılar var. Psikologsun sen ya, yanına çıkarken heyecanlanılır mısın? Aslında gayet doğal bir... Tabii ki. Sen de mi heyecanlanıyorsun? Bu ne demek? Yani benim insanlığımı kabul etmiyor olmam lazım. Ha, var mı böyle davranmaya çalışan kişiler? Var. Bana hiçbir şey olmaz. Ben hiç heyecanlanmam. Aslında burada da başka bir şeyi bastırıyor. Tabii o çok başka bir durum. Neyi bastırıyor? Niye böyle mükemmel olmaya çalışıyor? O çok ayrı bir boyut. Ama bizi insan yapan şeyler eksiklerimizdir. Hatalarımızdır. Hani derler ya psikologların hepsi deli, psikiyatristlerin hepsi deli falan. Aslında insanlar açık aramaya çalışır ve en ufak açık gördüğünde bak onlar da kendine yetemiyor gibi bir algısı vardır. Aslında herkes kendine yetemez. Dolayısıyla psikologların, psikiyatristlerin de başka psikologlara, psikiyatristlere ihtiyaçları vardır. Öyle olsaydı zaten yalnız yaşardık değil mi? Toplum içerisinde yaşamazdık. Artı demin aynen. Dediğinize gelmek istiyorum. Heyecan derseniz ya, evet, kendim adına konuşacak olursam her canlı yayın öncesinde o nabzın yavaş yavaş yükseldiğini hissediyorum. Ve bu bana keyif veriyor aslında. Evet. Çünkü gerçekten mesleğimi sevdiğimin farkına varıyorum. Aynen. Ondan haz aldığımın farkına varıyorum. Güzel bir şey yapmaya başladığınızda ya da bir sınav kazandığınızda heyecanlandığım gibi... Aynı heyecanı duyuyorum. Bu o zaman gayet sağlıklı bir durum. Kesinlikle. Ki ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Aynen öyle. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Eğer ki bir gün kendi mesleğim için buralara çıktığım zaman, sahneye çıktığım zaman, bir danışanımla seans yaptığım zaman eğer ki heyecanlanmazsam, bence benim için mesleğimi bırakmam gereken an o. Başka birinin söylediği falan değil. Aslında kendi içimizdeki ölçü bu. Bazı konserlere gidersiniz, bazı artık rüştünü ispatlamış diyebileceğimiz kişiler çok sallapati yaparlar konserleri tabiri caizse. Ben orada şunu gözlemliyorum, artık aslında bitirmiş. Aslında artık finali kendince yapmış. Evet, meslek sevinci kalmamış, meslek heyecanı kalmamış artık. Artık belli bir noktaya gelmiş ve belki de sadece para için yapıyor veya o yakaladığı hazzı devam ettirmeye çalışıyor gibi başka nedenler arıyorum. Ama işini sevmediğini gözlemleyebiliyorum. Evet. Bu bizim işimizi seviyor olmamız. Ben şimdi size şunu diyemem. Siz kaç yıldır canlı yayın yapıyorsunuz Süheyla Hanım ya? Heyecanlanır mı? Yazıklar olsun. Bu denmez. Evet. İşte bu zaten sizin işinizi ne kadar sevdiğinizi gösteren bir şeydir. Evet. Evet. Peki, bana dönecek olursak. Yine evet. Çünkü konu o kadar güzel ki oradan oraya atlıyoruz ve çok da güzel izah ediyorsunuz. Yani teşekkür bakın, ederim, sağ ol. Bu çok önemli. İzleyicilerimiz açısından da önemli, bizler açısından da önemli. Şimdi belirtilerine gelecek olursak nasıldır belirtileri, nelerdir? Biz ne zaman deriz ki acaba ben panik atak oldum mu? Panik bozukluğum var mı? Evet. Nasıl seyreder? Çok güzel. Burada işte panik bozuklukla panik atan farklı mı ayrımı olduğu hep merak edilir kişiler tarafından. Panik bozuklukla panik atağı şöyle düşüneceğiz. Panik bozukluk hastalığın türü. Panik atak da belirtisidir. Yani depresyon hastalık türü. İştahın kesilmesi belirtidir. Çok net. Aslında ayrılabilen kavramlar. Evet, yaşam evet. isteğinin artmasıdır. Yani bir alt kategorisi gibi düşünebiliriz. Kanser hastalık türüdür. Kemoterapi aldığınızda saçlarınızın dökülmesi bir belirtidir. Evet. Gibi. Panik bozuklukla panik atak arasında da böyle bir ayrım var. Bunlar üstlü altlı oturan kavramlar, öyle söyleyeyim size. Peki panik bozukluk ne zaman olur? İşte kişi panik atak yaşadığı zaman ve yaşamını engellediği, artık yaşamını eskisi gibi, bu çok önemli, eskisi gibi yaşayamaz hale geldiği zaman, bahsedeceğiz onlardan da, nelerdir eskisi gibi yaşayamıyor, neler değişiyor hayatında, panik bozukluk olduğunu belirtebiliyoruz biz tanı olarak. Genellikle de bir sirkülasyonu vardır yaşayan hastalar arasında bunun. Bir kısır döngü içine girer hastalar. Hastalar belli bulgularla, belirtilerle, bunu söyleyeceğiz,
sürekli ölüyormuş hissi yaşayarak kendilerini acile atarlar ve acilde onlara bir serum, bir sakinleştirici iğne yapılıp biz sizin tetkiklerinizi yaptık ve fiziksel bir bulgu yok, fizyolojik bir bulgu yok, bir şeyiniz yok deyip gönderirler. Kişi bir daha panik atak yaşar, bir daha acile gider, bir daha aynıları, bir daha yaşar, bir daha. Yani bu bir döngü olmuş olur kişi açısından. Evet, ki hep duyuyoruz bunu, işte kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ama hiçbir şey yok, panik atakmış. Evet. Ve burada şuna dikkat edelim, kişi kandırmıyor. Aslında gerçekten... Kişi gerçekten ölüyormuş hissiyatına kapılıyor. Hemen belirtilerden bahsedelim bu noktada. Şimdi göğüs ağrıları, göğüste baskı, kalbinizin burada atıyor olması hissiyatı, kalpte çarpıntı tabii ki, burada çarpıntı çok klasik bir belirtidir. Batma, uyuşma, kemilerinin avuç içlerinde yanma, terleme, üşüme, ürperme, bulantı gibi, yani birçok belirtisi var bunun. Ve bunların hepsi değil, en az 4 ya da daha fazlası bulunduğu zaman kişi panik atak geçiriyor diyoruz. Çünkü bunların birçoğunu zaten yaşıyoruz biz. Dediğimiz gibi yayın öncesinde de bir mide bulantısı yaşamış olursunuz. Ama bu sizin panik atak geçirdiğiniz anlamına gelmez. Kesinlikle. Yani bunlardan en az 4'ünü veya daha fazlasını belirti olarak vücudunuzda hissediyor olmanız lazım. Bunlar da bize özellikle ben psikolog olarak bir önce fiziksel muayene istiyorum bir hekim tarafından. Çünkü bu işin fiziksel boyutu olmadığı, yani tıbbi bir boyutu olmadığını bildiğim halde ancak ben bir panik atak, bir panik bozukluk diyebiliyorum. Evet. Yani benim o kişinin EKG sonucunda bana bir sağlıksızlık olmadığı söylenecek. Kalbinde bir problem olmadığı söylenecek ve bu belirtilerden şikayetçi olduğunu bileceğim ben, ama bunların fiziksel bir nedeni olmadığını da bileceğiz. Ardından biz psikolojik nedenin elimizde tezi sağlamlaşıyor. Tabii burada teşhis için çok önemli. Çok önemli. Teşhis için çok önemli. Teşhis biliyorsunuz hep klişedir ama erken teşhis ve tedaviye hemen başlıyor olmak her hastalıkta olduğu gibi panik atakta da çok güzel sonuçlar, kolaylıkla çözüme gidecek sonuçlar doğuruyor. Yani bunu da söylemiş olalım. Kişilerin bazıları, sizinle de konuşmuştuk, inkar edenler, sizin aldığınız sorularda da vardı. Evet, inkar evet, edenler, oraya geleceğiz inkar zaten. Edenler yani var ve var. İnkar ediyor olması işte bu işi biraz daha yokuşa sürüyor olacak. Çünkü bunun tıbbi olarak belirlenmiş bir hastalık olduğunu biliyoruz. Bu bilimsel bir incelemede psikopatolojik bir rahatsızlık. Dolayısıyla bu bir hastalık. Bunu kabul ederek eğer hastalığa başlanırsa, iyileşme sürecine girilirse, burada bir psiko eğitim sürecinde de kolaylıkla hastalıkla tanıyla tanışma diyorum ben. Hastalıkla tanışma kolaylıkla yaşanır ve çözüme de rahatlıkla ulaşılır. Evet. Kaan Bey, bir şeyi daha merak ediyorum. Birlikte seyrettiği hastalıklar var mı? Evet. Özellikle depresyonla komorbidite dediğimiz eş tanı, İki tanının aynı dönemde kişide görülüyor olması, bu rahatsızlıkta depresyon. Yani panik atağın depresyonla birlikte seyreder hale geliyor olmasını sıklıkla görüyoruz. Neden? Çünkü panik atak yoğun sıkıntı ve korku nöbetleriyle seyrediyor. Biz de korka korka bu sıkıntıyı yaşaya gitgide kendi içimize, kendi evimize, belki kendi odamıza, belki kendi yatağımıza kadar, küçücük bir dar alana kadar kendimizi korka korka sıkıştırıyoruz. Ve bu bizim özgüvenimizi, yaşam standardımızı, yaşamdan aldığımız keyfi oldukça olumsuz etkiliyor. Haliyle de depresyon belirtilerine de yol açıyor. Ve bunu eş tanı olarak da görebiliyoruz. Panik atağı depresyonla birlikte görebiliyoruz. Ki yanında yalnızlık da geldi mi? Kendimizi bir yerlere kapatmaya başladık mı o zaman? Kesinlikle, aynen öyle. Özellikle yalnız kalma korkusu vardır aslında panik atakta. Agorafobili panik atakta, açık alanda kalamama veya yalnız kalamama korkusudur. Alan korkusudur aslında. Agora alan, fobi korkusu. Alan korkusudur aslında bu. Ve agorafobili görürüz genellikle biz panik bozukluğu. Yalnız kalmaktan da korkar kişi. Ama bir türünde de yalnız kalmak ister. İşte aslında çok karışıktır. İnsandan insana değişir ya şu an anlattığım şeyler. Kiminde çok farklı, kiminde çok farklı görülür. Ama depresyona çoğu hastamızı itiyor maalesef. Peki aşama aşama mı ilerler? Nasıl seyreder? Evet. Yani aşamaları var mıdır? Panik atak, panik bozukluk. Kesinlikle. Biz aslında panik bozukluk olduğu noktayı panik atakla anlayabiliyoruz. Çünkü panik atak olduğunda kişi işte o dediğimiz eski yaşantısına kavuşamıyor.
Ve panik atak aslında ayırt edici oluyor. Yani diğer yaşadığınız bulgular, ufak tefek yaşadığınız panikler ve atlatabildiğiniz anlamına gelir. Ama panik atak neyden oluşuyorsa ona değinelim artık. Yoğun bir iş hayatınız, çok koştur koştur yaşadığınız bir hayat, çok fazla stresin içinde bulunduğunuz, özellikle para ilişkileri. Bankacılar, muhasebeciler, maliyeciler, parayla çok iç içe olan kişiler, yoğun stres yaşayan kişiler de yaşadığı dönemin içinde olabilir. Ya da çok enteresan bir bulgu var elimde, kendi kliniğimde gördüğümden söylüyorum bunu. Bu rahatsızlık rahatladıktan sonra da gelip sizi bulabiliyor. Yani kalkıp işte iş hayatı bitti, emekli oldu, artık bir kenara çekildi, evet. Ama birdenbire panik bozukluk da ortaya çıkabiliyor. Aynen öyle. Çok enteresandır bu. Çünkü aslında rahatlamayın diyor gibi size. Burada da şu olabiliyor. Yoğun kaygıya, strese alışıyor oluyorsunuz. Paniğe alışıyor oluyorsunuz. Ve onun birden kesiliyor olmasını belki hormonal anlamda vücut dengeleyemiyor. Birden kabul edemeyebiliyor o zaman. Ve bazı belirtiler gösteriyor size. İlginç. Evet, kesinlikle bu çok ilginç. Teşhisi nasıl konur? Teşhisi bu az önce belirttiğim gibi bu panik atak nöbetini yaşadığı anda biz diyebiliyoruz ki bir panik bozukluk panik var. Panik bozukluk var. Ve bu panik atakların üzerine gidebiliriz. Panik atakların üzerine gitmeliyiz. Panik atak nöbetleri gerçekten korku facia doludur. Kişi gerçekten öleceğini hisseder. Burada şuna vurgu yapıyorum. Mış gibi zannederiz biz. Yani belki de deriz ki aslında bir şey yok ve oynuyor bize. Aslında öyle değildir. Kişi ölüyormuş gibi hisseder. Evet. Yani bu bir mış gibi rahatsızlığıdır. Hemen bu noktada şunu da söyleyelim. Panik ataktan ölüm diye bir şey literatürde yoktur. O konuya değineceğiz. Şu anda bir telefon bağlantımız tamamdır. Var. Bursa'dan Zehra Tavlaş arıyor. Zehra Hanım merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba efendim. İyi günler. Teşekkür ederiz. Buyurun sorunuzu alalım. Hanımefendi, ben oğlum için aramıştım da oğlum dişlerini yaptırdı kaplama olarak. Dişlerinden bir müddet sonra konuşamıyordu. Telaffuz edemiyor. Lafları böyle fısıltılı konuşuyordu. Biz dedik ki hani alışana kadar belki düzelir. Fakat bu daha gittikçe ilerledi. Konuşamamaya başladı. Çenesinde bir hareket oldu. Daha sonra doktora biz bunu götürdük. Distoni diye bir teşhis konuldu. Tekrar alabilir miyiz? Distoni diye bir teşhis konuldu. Daha sonra evet bir şey yaptılar, buna botoks yapıldı. Botoks yapıldıktan sonra biraz çenesinin hareketi durdu. Fakat hala ilaç kullanmasına rağmen konuşması telaffuz edemiyor. Dili devamlı hareket halinde. Ve bunu şimdi kafasına takmış. Ben bazen de düzeliyor. Hiçbir şey yok sanki, normal konuşuyor. Bazen hep devam ediyor. Yani devamlı o hastalık, konuşma bozukluğu devamlı değil. Arada bir düzeliyor, arada bir bozuluyor. Acaba bu panik atak olabilir mi? Yani bir psikoloğa mı götürmemiz gerekiyor? Onu bir hocama sorayım dedim. Çok teşekkür ederiz Zehra Hanım katıldığınız için. Ben de teşekkür şimdi ederim. Hocamızı dinleyelim, buyurun. Konumuzla alakalı değil, öncelikle onu söyleyeyim. Tamam. Ama hanımefendiyi kırmamak adına şunu söyleyebiliriz. Az önce de belirttiğimiz gibi bizim psikolojik nedenden olduğunu düşünebilmemiz için fizyolojik olmadığını biliyor olmamız lazım. Fiziksel bir problemin olmadığını biliyor olmamız lazım. Ağız çene cerrahisinin görüyor olması lazım. Gerekirse diş hekimlerinin görüyor olması lazım. Ardından denirse eğer konuşabilir ama psikolojik nedenden şüpheleniyoruz. İşte o zaman bir psikoloğa başvurulmalı. Size yönlendirilmiş olmasında fayda var. Konuşma terapisi alanında uzman birine gidiyor olmasını tavsiye ederim. Ben evet. Çok o alanla çalışmıyorum. Başka bir arkadaşımız eğer internetten arayıp bulabilir diye düşünüyorum. Tamam. Hemen konumuza dönelim. Tabii ki. Ölüme sebep olur mu demiştik, orada kalmıştık. Çok ölüme önemli. Sebep evet, olur mu? Evet, kesinlikle. En çok hastalar galiba bunu merak ediyorlar, kesinlikle, değil mi? Ölür evet. Müyüm panik bozukluk sebebiyle işte birden rahatsızlanıp diye. Kesinlikle evet. İşte dediğimiz gibi şuna çok dikkat edelim. Bu kişiye mış gibi hissettirir. Ölüyormuş gibi. Her an kalp krizi geçiriyormuş gibi veya o anla kalp krizi geçiriyormuş gibi hissettirir. Ama aslında böyle bir şey yoktur. Çünkü acile gittiklerinde de zaten onunla bunu söylerler. Sanki kalp krizi değil. Öncelikle bunu biliyor olmak lazım. Bunun yanı sıra şunu çok net söyleyeceğiz. Defalarca söylememiz lazım yayının içerisinde. Panik ataktan ölen hiçbir kişi yoktur ki biz söyleyebilelim, örnek verebilelim, panik ataktan şu kişi ölmüştür diye. Bu bizim elimizde iyileşmek adına çok ciddi bir koz.
Bu rahatsızlığın, bunun yanı sıra ikinci çok önemli söylememiz gereken şey, defalarca söylememiz gereken şey, kesinlikle tedavi edilebilir olması. Acaba mı demiyorum. Hı hı. Kesinlikle tedavi edilebilir olması. Bu iki dal bizim iyileşme adına tutunduğumuz daldır ve bunlar bilimsel, tıbbi gerçeklerdir. Bu anlamda panik atak hastalarının rahat oluyor olması lazım. Ama bunları söyledik diye panik atak düzelir mi? Böyle bir şey bekleyemeyiz. Öncelikle kişinin neler yaşadığını, bu rahatsızlığın neden kaynaklandığını derinine inerek inceleyebiliyor olmamız lazım. Ayrıca birazdan vereceğiz birkaç yöntem. Kişinin hangi yöntemleri uygulayabileceğini ve panik atak sırasında vücudunda nasıl değişimler oluyor ona değinmemiz lazım ki kişi bununla baş etmeyi öğrenebilsin. Evet. Yine bir şey sormak istiyorum. Evet, ölüme sebep vermiyor dedik. Peki panik atak, panik bozukluk geçiren bir kişinin sonrasında beraberinde başka bir hastalıkla mücadele etmesi, yani arkadan başka bir hastalık getiriyor mu panik atak? Şimdi uzun süre boyunca yaşayanlar ve panik atağıyla aslında iyi mücadele edemeyenler, maalesef doğru kişilerle buluşamayanlar. Ki ona da değineceğiz. O da çok önemli bir konu. Kesinlikle. Başka sağlık problemleri doğurma riski var. Ama şunu doğuruyor, bunu doğuruyor demek çok doğru olmaz. Panik atan belirtileri nettir. Tedavisi de aslında çok nettir. Ve teşhisi de nettir. Çünkü bu bir nöbet şeklinde geldiği için biliriz biz. Bu bir panik atak nöbetidir. Belirtileri de şudur. Özellikle de fizyolojik bir problem yoksa yapılacaklar da budur şeklinde bir yol alınır. Ve diğer rahatsızlıklara yol açması riskinde zaten bu şekilde yok etmiş oluruz. Evet, bu arada ekranlara başına yeni geçen izleyicilerimizle tekrar paylaşmak istiyorum. Bugünkü konuğumuz uzman psikolog Kaan Yavuz. Kendisiyle panik bozukluk, panik atak üzerine konuşuyoruz sevgili izleyicilerimiz. Tekrar hatırlatalım istedim izleyicilerimize. Örneğin hasta geldi, teşhisini koydunuz. Evet, bir panik bozukluğu var. Ama hasta diyor ki tedaviyi kabul etmiyor ya da ilaç kullanmak istemiyor. İlaç kullanması gerekiyor ama istemiyor. Bu hastalara nasıl yaklaşıyorsunuz ki böyle hastalar tahmin ediyorum aile içinde, çevre içinde de aslında yani geçinilmesi zor, daha zor şartlarda iletişim kurulabilen hastalar değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Zaten bunu yaşayan kişilerde şu da oluyor. Ya bende böyle bir şey yoktu, buna hastalık desem mi demesem mi? Evet, bu bir rahatsızlık. Önce bir kabul etmek. Bu bir rahatsızlık. Yani buna hastalık değil, evet. Belki hastalık kötü bir anlam içeriyor olabilir bizim için. Bir rahatsızlık diyebiliriz. Ve bu düzelebilen, geçebilen bir geçici rahatsızlık. Bir rahatsızlık geçici olduğunu bir rahatsızlık. Bilsek aslında. Evet, evet, aynen öyle. Ama bunu rahatsızlık olarak kabul etmezsek, bunu herkes yaşıyor. Ya yani bende de oluyor. Dolayısıyla bu bir rahatsızlık değil. Siz atıyorsunuz gibi bir yaklaşımla, bunu reddeden bir yaklaşımla ilerliyor olmak, kabul eden yaklaşımla ilerliyor olmaktan çok daha zor. Çünkü kabul ettiği zaman iyileşme yollarını da ararız. Tedaviye açık oluyoruz bir kesinlikle. Kere. Kesinlikle. Ama reddettiğimiz zaman yok ki bende öyle bir şey. Kişinin savunma mekanizması devreye giriyor. Ama bu bir rahatsızlık ve bu düzelebilen bir rahatsızlık. Bunun üzerine gittiğimizde düzelebilir. Şimdi burada ilaç kullanmayı kabul etmeme gibi bir şey de evet var. Doğru söylüyorsunuz. Ben şunu söyleyeceğim öncelikle. Bir psikolog olarak bunu söyleyeceğim. Psikolog ilaç yazmaz. Psikiyatrist ilaç yazar. Psikiyatrist hekimdir. Psikolog psikoterapi yapan kişidir. Bunda böyle bir ayıralım hemen kısaca yeri gelmişken. Panik bozuklukta en yaygın ve işlevsel, işe yarar tedavi yöntemi psikolog ve psikiyatristin birlikte çalıştığı yöntemdir. Bu da neden? Psikiyatristin ilacı düzenlediği, psikoloğun da seansları, psikoterapileri düzenlediği yaklaşımla ilerlenirse eğer, karşılıklı konsültasyon şeklinde çalışılırsa, bu rahatsızlık daha kolay giderilebilir. Şimdi bu noktada izleyen izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Maalesef panik bozukluk, panik atak nöbetleri duvar yazılarına kadar düşmüş bir rahatsızlık. Ya evet. Panik atak giderilir. No bilmem kaç. Panik atağı ben acayip çözerim, hemen çözerim, bir haftada götürürüm falan diyen... Bu internet ortamında kirli bilgiye de ne kadar kolay ulaşıyoruz değil mi? Evet, evet, kesinlikle ve sokağa kadar inmiş bir şey. Bizim bir amcamız var, inanılmaz panik atak geçiriyor. Biri var, işte bak bir muska yazsın sana, bak panik atağın nasıl geçiyor çünkü bilmem kiminki geçmiş falan gibi verilerle bir de bunu... İnsanlara maalesef yedirmeye, yuturmaya çalışıyorlar ama ben şunu çok net söyleyeyim. Bu rahatsızlığın düzelebiliyor olması için bir psikoloğun yani psikoterapinin
Bir de psikiyatristin yani ilacın birlikte gidiyor olması çok güzel sonuçlara yol açar. Çok kısa vadede çözümlere yol açar. Evet, ilaçla ilgili bir şey soracağım ama Adana'dan bir telefon bağlantımız var zannediyorum. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Hı-hı. Buyurun, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun sorunuzu alalım. Sizin Kaan Bey'e soracaktım. Benim iki tane sorum var. Buyurun. Şimdi ben birincisi eşimle ilgili. Ben eşimle arabaya bindiğimizde bu önce yoktu bende, sonradan oldu. Ben eşimle arabada tartıştığım zaman eşim arabayı daha hızlı sürüyor. Bu sefer ben korkum başladı. Şimdi her arabaya bindiğimde eşimle tartışacağız da hızlı sürecek diye sesimi çıkarmıyorum. Stres Allah'ım diyorum, inşallah diyorum, kavgetmeden gider geliriz diyorum. Besmele çekiyorum. Böyle eşim benim o şeyim bildiği için en ufak bir şeyde tartışma çıkarıyor. Ben böyle arabadan hemen atlayasım geliyor. O korkumu yenemiyorum. Tartışacakmış gibi hissediyorum. Arabayla değil de her yere yürüyerek gitmek istiyorum. Evet, bir diğer sorunuzu alalım. Bir diğer sorum da oturduğumuz yerde, sitede oturuyoruz. Bir bayan sürekli benimle şey yapıyor, yani çocuk yüzünden tartışmaya giriyoruz. Yani bana bağırarak, hep sesini yükselterek, çocuğuma bağırarak, çocuklarımızla kavga ediyorum sitenin parkında. Kendisi sesini yükselterek bizimle konuşuyor. Ben orada kendi sitede yanlış bizi tanımamaları için ben sesimi çıkarmıyorum. Ama bir gün diyorum ki ben de sabretmeyeceğim, ben de aynı onun gibi yapacağım diyorum. Böyle bir akşam uykularım kaçtı yani. Bu hafta içinde oldu bu olay. Ben ne yapmalıyım? Ben bir psikiyatriye mi gitmeliyim yoksa Kaan Bey beni nasıl yönlendirecek acaba? Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir şey buyurun, sorabilir doktor, miyiz? Pardon, psikologumuz bir şey soracak. İkinci sorunuzda yüksek sesten rahatsız olduğunuzu söylüyorsunuz değil mi? Bununla ilgili ne yapabilirim diyorsunuz. Bana konuşurken sesimi yükseltiyor sitede oturduğum kişi. Bana bağırarak, çocuğuma bağırarak böyle hakaretli, aşağılayıcı konuşuyor. Kendisi beni orada kavgaya teşvik ediyor ama ben kendine nasıl davranayım diyorum. Böyle alttan alma gibi böyle bir konuşma yapıyorum ama alttan alacak, ben haklıyım, haksız duruma düşmemek için daha çok orada çocuğumu alıp evime çıkıyorum yani. Ben orada kendisinin gibi ben de sıkıp kendimi savunayım diyorum. Ben rezil olmaktan korkuyorum. Ben kendim öyle düşünüyorum yani. Ben ne yapmalıyım, nasıl davranmalıyım? Kaan Bey, başka sorunuz yoksa biz Adana'ya teşekkür edelim. Ederiz. Adana'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi uzmanımızı dinleyelim. Buyurun. İşte birinci soru mesela klasik paniğin tanımı aslında. Yani içimizin pırpır etmesi. Ve burada şu çok önemli. Kişinin kendi kontrolünde olmayan bir şey ya. Bu daha çok korkutuyor. Yani arabayı eşi sürüyor. Belki hanımefendi sürüyorsa hanımefendi de o hızla sürecek ama panik olmayacak. Kontrolün kendinde olmadığı için. Kontrolün kendinde olmadığı için. Burası çok önemli bir nokta. Burası panik atakta aslında çok değinilebilecek bir nokta. Çünkü kişilerin yaşadığı ölüm korkusundan hariç bir de kontrolü kaybediyor olma korkusu var. Düşünsenize bir açık alandasınız. Birden panik atak geliyor. Herkes etrafta ve siz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Düşeceğiniz yeri bile bilmiyorsunuz. Düşeceğinizi bile bilmiyorsunuz. Ama kontrolün sizden gidiyor olduğunu biliyorsunuz ve biz insan olarak bunu çok fazla istemeyiz. Evet, kesinlikle. Bu ne demek? Şu an ben konuşurken, elimi kolumu ben kontrol ediyorken, birinin gelip elimi kolumu bir oynatmasıyla birlikte benim konuşma düzenim de değişir. Biz kendi kendimizi kontrol etmeyi seven ve bu davranışı devam ettirmeye çalışan varlıklarız aslında. Burası ayrı bir boyutu. Şimdi ne yapabilirim? Eşine söylüyor, eşi yavaş sürmüyor. Büyük ihtimal sürülmemeye de devam edecek. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. Panik olduğumuz her an, kaygı yaşadığımız her an bizde neler oluyor? Hazır yeri gelmişken hanımefendinin sorusuyla buna değinmiş olalım. Evet. Şimdi panik olduğumuzda hızlı nefes alıp verme başlar ya da kesik nefes alıp verme başlar. Nefeslerimizi tuttuk. İşte bu o nokta. Yaparız ya da yaparız. Ve bu her ikisinde de vücuttaki karbondioksit, oksijen miktarı değişir. Asit baz dengesi değişir kandaki. Bu ne demek? Hızlı nefes alıp verirken sürekli oksijen alırsınız. Oksijen artar, karbondioksit düşer.
Ve buna bağlı olarak şu an siz de yapın, evde deneyen herkes deneyebilir bunu. El ayakta uyuşmalar, ben de başta da az önce yaptığım için, kalbe batma, avuç içleri terleme hissedebiliriz. Ve bunlar da aslında panik atakta bakın belirtilerdir. Ve panik atağın %50'si nefes kontrolümüzü yapamamamızda zaten ilerler. Yani aslında fiziksel bir değişim, vücuttaki fiziksel değişimle ortaya çıkan... Evet, aynen öyle. Bu noktada hanımefendiye önerimiz ve bütün panikte, bütün kaygı bozukluklarında herkese önerimiz, bir gün bir toplantıda konuşma yapacak kişiye de, bir gün bir lansmanda bulunacak kişiye de, bir gün bir canlı yayında konuşan kişiye de, size de yayın yapan kişiye de tavsiyemiz, nefes kontrolünü sağlıyor olmanız o anlarda. Çünkü burada eşine müdahale edemeyecek, etmeye çalıştığında olmamış, kendisi söyledi. Evet. Ama burada yapabileceği tek şey kendine müdahale edebiliyor olmak. Ve hanımefendiye tavsiyem, sizle de birlikte göstermek istiyorum, diyafram nefes alıp vermesini sağlamak. İzleyicilerimizle mümkünse paylaşalım evet. istiyorum. Diyafram nefesi nasıl için nefes öncelikle alacağız? Dik oturuyoruz. Evet, şöyle şu pozisyonda oturduk. Evet, dik oturuyoruz. Bunu yapmak zorunda değiliz ama öğretmek için yapıyoruz. Sağ elimizi karnımıza, toplumda bunu yapamam ben, ne anlatıyorsun hocam diyenler var. Bunu öğrendikten sonra ellerini koymak zorunda değilsin. Sağ elini karnına, sol elini şu an mikrofonu kapamasın diye göğsümüze koyuyoruz. Karnımızı şişiriyoruz önce. Evet. Ve 3 ila 4 saniye fark etmez. Nefesimizi alıyoruz. 3 ila 4 saniye tutuyoruz. 3 ila 4 saniyede veriyoruz. Ve burada burundan alıp ağızdan veriyor olmak çok önemli. Çünkü her panikte, her yaşadığımız kaygıda, korkuda biz nefesimizi düzenleyemeyiz. Ve nefesimizi düzenliyor olmamız bizim vücudumuzdaki belirtileri de düzenleyeceğimiz anlamına gelecek. Ama bunu 3 ila 4 dakika, 5 dakika yapıyor olmamız lazım. Ardından bu hanımefendiye tavsiyemiz olsun. Şimdi panik atak için bir şey söyleyelim. Ardından panik atak düşüncelerle gelir. Ya olursa, ya nokta nokta olursa düşünceleriyle, ya titreme endişeyle. Başlarsa, endişeyle, ya tekrar avuç içim yanarsa, ya tekrar çarpıntım olursa, ya tekrar terleme başlarsa, ya tekrar midem bulanırsa gibi, ya nokta nokta olursa şeklinde düşüncelerle gelir. Ardından bu düşünceleri durdurabiliyor olmamız lazım. Bakın birincisi nefes, ikincisi de bu bize gelen düşünceleri bizim durduruyor olmamız lazım. Gelmeyecek, hayır gelmiyor. Bu yaşadığım şeyi biliyorum. Evet bunlar belirtiler ama olmayacak, atak geçirmeyeceğim. Çünkü nefes kontrolümü de yapabiliyorum. Bunları biliyorum. Şimdi başka bir şeye odaklanmalıyım. Emin olmak burada giriyor devreye değil mi? Evet, şimdi bundan burada sonra... ne devreye giriyor biliyor musunuz? İşte çok güzel bir nokta, çok doğru söylediniz. Burada güzel bir psiko eğitim giriyor. Tanıyla tanışmak giriyor. Tanıyla kanka olmak, halk arasında gideyim. Ha, güzel bir tarif. Tabii. Bunu. Çünkü tanıyı tanırsanız o zaman diyorsunuz ki ne geleceğini biliyorum, problem yok. Ama panik atakta genellikle bunun çığırından çıkacağını, sürekli artarak gideceğini ve hep nöbet geçireceği düşüncesi vardır. Ama eğer ki doğru bir yola girildiyse, o ilaç tedavisi ve doğru bir psikoterapiyle ilerleniyorsa, nefes kontrolü ve bu düşünceleri durdurabiliyor olmak panik atağın sonu aslında. Bakın ne kadar basit bir şey anlatıyorum ama zor bir yoldur. Birileriyle güvendiğiniz, sağlıklı terapötik ilişki kurduğunuz birileriyle ancak bu yol bu kadar kolay aşılır, kat edilir. Aksi halde kişilerin içinden çıkamadığı, sürekli ölüm korkusu içine düştüğü bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Çok basit anlatıyor Kaan Bey, ne anlatıyor falan diyenler vardır. Ben ne yaşadıklarını çok iyi biliyorum, çok iyi anlıyorum. Defalarca görüştüğüm kişiler var, yardımcı olmaya çalıştığım kişiler var. O gerçekten zor bir hissiyat ama yönetilebilir bir hissiyat. Aslında panik bozukluk geçiren bir kişi kendini yönetmeyi öğrendikten sonra... Bunun ne olduğunu, kendini yönetmeyi... Sonraki iyileşme süreci adımlar çok daha kolay olacak diyorsunuz. Ben bunu anlıyorum. Kesinlikle, çok doğru anlıyorsunuz. Aslında bu kadar öz, bu kadar net. Anlatmaya çalıştığım şeyler. Evet. Hanımefendinin ikinci sorusu biraz kopuk, hemen kısa cevap verelim. Evet, onu da alalım. Bir anda tartışıyor, aynen, çocuklar kavga ediyor. Haklıyken bile haksız duruma düşüyor. Yüksek sesten rahatsız olduğu bir durum var. Ben hanımefendinin kendi ebeveyn ilişkisine bakmasını tavsiye ediyorum. Muhtemelen yüksek sesin olduğu bir aile ortamında yetişmiş olabilir. Yüksek sesle konuşan ya birbiri arasında eşler ya da çocuklara ya da her ikisi ebeveynlerle büyümüş olabilir ve bu aslında onu çocukluğuna döndürüyordur. Bakın altından neler çıkıyor değil mi? Kesinlikle, kesinlikle ve haliyle pasifize oluyordur, pasif kalıyordur ve haklıyken bile sesini yükseltemiyordur. Çünkü sesini yükseltemediği kişi belki de babası, ona bağıran annesi veya o büyük olan ondan ebeveynidir. Evet. Bir bakabilir.
Şimdi başka bir soruya geçmek istiyorum. Beklenti anksiyetesi diye bir tanım var. Evet. Bu tanımı bize açar mısınız? Ne demektir beklenti anksiyetesi? Evet, anksiyete kaygı demek. Öncelikle onu söyleyelim. Beklenti de beklenti kaygılarımızın oluyor olması. Panik atağın beslendiği damar budur. Evet, o soruyu da soracaktık. Evet, hangi damarlardan beslenir diyorduk çünkü. Aynen öyle. Korkudan bir ve beklenti anksiyetesinden beslenir iki. Yani sizi korkutur, sizi korkutur. Bu da nasıl oluyor biliyor musunuz? Hemen anlatalım. Nörofizyolojik olarak biraz. İlk atağı yaşadınız. Evet. Bu ilk atak beynin üst bölümüne, kortekse yerleşiyor, kaydoluyor. Ve bu sürekli aşağı uyaran veriyor, impuls veriyor beyinden aşağı. Gene geldim, geliyorum, ha geldim, ha geleceğim, geliyorum, gelirim. Bak şimdi gelirim, metroya binersen gelirim, sinemaya girersen gelirim. AVM'ye girdin, bak gelirim, açık alanda çok insan var, gelirim gibi. Aslında yanlış yapmayacağı ve bizim aslında kontrol edebileceğimiz şeylerle bizi yönlendirmeye çalışır. Bakın panik atak çok zor bir rahatsızlıktır, yaşayan bilir. Ama okudukları zaman da internet üzerinden, ciddi kaynaklardan, makalelerden aslında bunun kişinin yanlış algılaması olduğu cümlesiyle karşı karşıya kalırlar. Bu çok enteresan. Evet, size bir şeyler konuşur, oradan yukarıdan aşağı doğru bir şeyler söyler sürekli. Beyninizin içinde konuşan bir şeydir o. Ama aslında doğru şeyleri söylemez. Onun inanılacak bir yanı yoktur. Ha hocam diyorsunuz ama belirtiler geliyor. Evet, belirtiler geliyor. Ama onu yönetmeyi biliyorsunuz ve artık atak geçirmeyeceksiniz. Bu belirtiler hakeza çoğumuza geliyor. Programa da o yüzden öyle başladım şu an. Evet. Bende de vardı ilk girdiğimde panik belirtileri. Bu çok doğal dedik hatta. Ve bunu yönetmeyi biliyor olduğumuz için atak noktasına kadar gelmiyor. Ve panik atak gerçekten başlayana kadar kişilerin çok zorlu yıllar süren stresten, kaygıdan, travmatik yaşantılardan geçtiğini gözlemliyoruz. Yani birden de gelmiyor. Hani her an geldi gelecek korkusuyla da yaşamasın kimse. İşte beklenti anksiyetesi bu. Ha gelirse, ha geldi korkusu. Panik atak bundan beslenir. Sizi korkutmaya çalışır ve geldim geleceğim kaygısı yaratır sizde. Ondan sonra da bir adım sonrası zaten arkasından geliyor. Biz şunu, şu özgüveni sağlatmaya çalışıyoruz. İşte o eski hale döndürme dediğimiz şey o. Gelirse gelsin. Korkulacak hiçbir yanı yok. Öldürmüyor da, iyileşiyor da, gelsin. Bu kadar net. Bu kadar net. Bu kadar basit. Bu kadar net olduğumuz zaman, işte o tanıyla tanışıp tanıyla savaştığımız zaman siz daha güçlüsünüz. Ve siz onu yenebilecek olansınız. O zaman teşhise zaten tamamen açık olmuş olmak kesin diyoruz. Bu arada bir izleyicimiz bir soru yönetmiş ilaçla ilgili. Panik bozukluk teşhisi konmuş ama ilaç verilmiş fakat kullanmamış. Diyor ki bağımlılık yapar diye kullanmadım. Evet. Şimdi bakın, insanların tercihine bağlı ama biz burada en bilimsel olanı, en işlevsel olanı anlatmakla yükümlüyüz. Bunu dediğim gibi hoca ben de çözerim diyor. Muska yazarım ben de çözerim diyor. Sana bir dua okuyayım bak nasıl geçiyor diyen de var. Sormayın oraları. Bir de işin o tarafı var değil evet, mi? Evet, sadece psikolog ben yaparım. Bitkisel tedaviler var. Kesinlikle. Sadece psikolog ben yaparım diyor. Sadece psikiyatrist ben yaparım diyor. Bunlar var. Şimdi benim önerdiğim burada bizce doğru olan, birçok tıp çevresine ve bilimsel çevreye göre doğru olan, birlikte konsültasyon halinde ilerlemek aslında anlatmaya çalıştım. Ya da tek şu ihtimal olabilir. Psikoterapi yapan bir psikiyatrist olabilir. Ama şunu demeye çalışıyorum. Çok basit, net cümlelerle anlatmaya çalışıyorum. Bir psikoterapiye, bir de ilaç tedavisine ihtiyaç bizce var. Zaten sizin eğer ki başında yakalandıysak biz bu durumu, psikiyatrist yüksek dozda bir ilaçla başlatmayacak. Ve terapiyle birlikte o ilacın dozu azalarak gidecek, terapinin dozu da azalarak bitecek. Şimdi ilaca değineyim. İlaç başlanıldığında da psikiyatrik ilaçlar ilk hafta, iki hafta, bir ay içerisinde bazı vücutta sıkıntılar yaratabilir. Ve bu sizi bıraktırmaya iter. Ama vücudun ilaca alışma süresidir o. Ve psikiyatrik ilaçlarda en az 6 ay kullanmanız gerekebilir. Tabii ki doktor kontrol halinde. 3 ayda doktorunuz bırakın derse de bırakabilirsiniz. Ama burada en önemlisi bir düzenli kullanım ve doktor kontrolünde ilerleme. Bırakacaksanız da, dozu artacaksa da, azalacaksa da. Evet. Şimdi demin yöntemler dedik Kaan Bey.
Yöntemler derken aslında benim de burada söylemek istediğim bazı şeyler olacak da siz daha iyi bilirsiniz tabii ki. Panik atak gelmeden önce ya da panik atak geldi. Ne yapmalıyız, ne yapabiliriz? Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Program öncesinde de sizinle konuştuğumuz için. Bundan 2 yıl kadar önce yoğun bir iş temposu, oldukça stresli demeyelim aslında ama yorucu tarafı ve meşakkatli tarafı biraz fazlaydı. O ara şunu keşfettim. Çok sevdiğim birkaç müzik parçası. Dedim ki evet bunlar benim o anda moralimi yüksek tutuyor. Bunun farkındayım. İşte örneğin çocuğumu okula bıraktım. O noktadan işe gidene kadar daha sağlıklı olmak adına yani psikolojimi daha iyi tutmak adına o 3-5 şarkıyı dinliyordum ve şunun farkına vardım. O kadar fazla, o kadar büyük bir pozitif etkisi oluyor ki. Evet, bütün bulunduğum o sıkıntılı durumdan bir anda kurtuluyordum. Çünkü sevdiğim parçalarda mutlu oluyordum onları dinlerken gibi gibi. Ya da işte o anda bir çikolata yemek. Bana ne keyif veriyorsa, ne haz veriyorsa o anda mutlu olmak. Basit gibi gözüküyordu ama o anda gerçekten çok büyük bir faktörü vardı benim için. Siz ne diyorsunuz? Yani yöntemleri kendimiz mi geliştirmeliyiz? Kendimizi mi çok iyi tanımalıyız? Ne yapmalıyız? Şimdi bir durum rahatsızlık boyutuna geldiğinde bizim artık kendi kendimize yetemiyor olmamız çok doğal. Bu noktada hani nasıl kendini yöntem geliştiremedin denmeyebilir. Zaten o noktalarda biz yardım etmeye çalışıyoruz. Onun yöntem geliştirmesi için aslında bizler varız. Ama sizin yaşadığınız düzeyde panikler, stres, kaygıda harika bir yöntem bulmuşsunuz. Esasında siz ne yapmışsınız? İşte bu çok önemli, kritik bir nokta. Siz demişsiniz ki ya ben buraya her gün gidiyorum, geliyorum. Buna devam edeceğim. Benim düzenim şu an bu böyle. Değişmeyecek. Ben onu kabul etmişim artık. Evet, aynen öyle. Şuna dediniz. Ben buradan keyif almalıyım. Artıya çevirmeye baktım. Evet. Doğru. İşte benim anlatmaya çalıştığım bu. Ben şu an buraya geliyorsam şu kaygıyla gelmemeliyim. Hiç yanlış yapmayacağım. Bu insansı bir şey değil. Ağzımdan ya bir şey çıkarsa yanlış. Bu insansı değil, çıkacak. Ve ben hep şunu söylerim her çıktığım yerde, her bana kaygı yaratacak topluluk önünde konuşmalarda veya görüşmelerde. Ben buradan keyif almalıyım. Çünkü kalıcı bir öğrenme için ve hayatı keyifli yaşayabilmek için keyif alma yolunu bulmamız lazım. Müzik bu bir yoldur, bir yöntemdir. İyi bulmuşsunuz. Herkes kendi içinde bu düzeydeki kaygılarda, panikte muhakkak yollar geliştirmelidir. Ve keyif almaya bakmalıdır. Evet. Bu arada bir izleyicimiz yine Sedat Şirin arıyor Bursa'dan. Sedat Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Buyurun, sizi dinliyoruz. Şimdi ben 20 senedir psikiyatride tedavi görüyorum. Pardon, kaç yıldır? 20 senedir. 20 senedir, evet. Evet, hastalığım ilerledi. En sonunda bayağı bir yol kat ettik. Şimdi benim sorum şu olacak hocama. Ya hocam ben şeyi gördüğüm zaman, bıçağı gördüğüm zaman böyle kötü şeyler geliyor aklıma. Şeyler yapıyorum. Şu anda 2 tane ilaç kullanıyorum. Onları kullandığım zaman rahatım ama bırakmak istiyorum. Nasıl yardımcı olursunuz? Uçağa bindiğim zaman mı dediniz, onu tam anlayamadık. 20 yıldır kullanıyorsunuz. Psikiyatrik hastalığın tanısı ne bu arada? Tekrarlayan depresyon. Tekrarlayan depresyon. O kelimeyi algılayamadık. Tekrar yani böyle bıçak zaman, türü şeyleri bıçak gördüğüm görünce. Zaman. Bıçak görünce. Bıçak görünce değil mi? Evet. Tamam. Nasıl bir tedavi gördüğünüz benim için önemli, hattaysanız eğer. İşte şu anda Solyan kullanıyorum, bir de Anafralin. Anladım. Peki bir psikoterapi alıyor musunuz? Şu anda almıyorum. İşte doktorum, psikiyatrim var. Ondan tedavi alıyorum. Konuşma seansları ilerliyor mu? Benim anlatmak istediğim o. Konuşma terapisi. Yok, konuşma seansı yok. Sadece gidip ilaç yazdırıp arada bir durumumu öğrenip ondan sonra devam ediyorum. Anladım. Tamam. Sedat Bey geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş teşekkür olsun. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Buyurun hocam. Evet. Belki birileri kızabilir bana. Belki yanlış düşündüğümü düşünebilir. Ama yalnızca ilaç, özellikle ilerleyen psikopatolojilerde maalesef beyefendi de dediği gibi yeterli olmuyor. 20 yıldan bahsediyor. 20 beyefendi. Yıldan bahsediyor. İşte panik atakta da bundan bahsediliyor. Galiba size gelmişti 7 yıldır. Evet, o soruya geleceğiz. 7 yıldır. Panik atağı çözemiyorum veya işte geçmiyor gibi. Şimdi burada o soru çok önemli. Onu hep soruyorum. Nasıl yollardan geçtiniz? Bunu iyileştirmek için ne yaptınız? Kulağınız ağrıdığında nereye gidersiniz? Kulak doktoruna gidersiniz ve kulak
ile ilgili rahatsızlığınızla ilgili tam bir tedavi almalısınız. İşte bizim psikolojik rahatsızlıklarda söylemek istediğimiz bir şeyler var. Neden o bıçak bir şeyleri hatırlatıyor? Esasında mesele o değil mi? Beyefendinin. Çok net evet. Bir sorunu var. Bıçak görünce beyefendinin aklına kötü şeyler geliyor. Kesinlikle. İlaç bunu ne kadar çözümleyebilir? Maalesef işte yani bunu beyefendinin neyi çağrıştırdığını biz şu an atıp falcılık yapıp bilemeyiz. Kesinlikle. Ama beyefendinin bunu bir şekilde anlatabiliyor olması lazım birilerine ve bir çözüm yoluna girebiliyor olması lazım. Bu şekilde de ilaçla yaşadığımız travmatik bir anıysa mesela bu silinmez veya onunla baş etmeyi öğrenemeyiz. Bu ne demek? Şöyle bir örnek verelim. Eğer ki babası annesine bıçak çekerken çektiği bir ortamda büyüyorsa bir çocuk bıçak gördüğünde arkeik eski dönemlerine gidebilir ve onda o ilksel yaşantıları çağrıştırabilir ve bu onu depresyona kadar sürükleyebilir. Dediği gibi tekrarlayan depresyon belki bir şeyden dolayı tekrarlıyor zaten bu. Evet, i̇şte burada konuşma seansını sorguluyorum. Konuşma terapisinde. Psikoloğa gitmesinde fayda var. Çünkü olmadığını görüyoruz. Kaan Bey, o kadar güzel süremiz bir program yaptık. Süremiz bitti. Süremizi aşmış bulunmaktayız. Evet. Ben program konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizinle başka programlarda da buluşalım. Tamamdır, buluşalım. Diye tekrar davet ederiz inşallah. Tamamdır, buluşalım.